İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Bu ilaç öldürür mü? Biraz hatırlatma yapmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamdolsun milletimiz darbeciler karşısında da ekonomik tetikçiler karşısında da sapasağlam durmuştur. Bu dönemde kur, faiz, enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık. Benim faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Bütün bunlarla beraber şu anda yeniden faizde düşüş başladı faizdeki düşüşle beraber enflasyonun da yeniden düşeceğini biliyoruz. 4 Eylül 2019. Hiçbir zaman faizin yükselmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konuda taviz vermem. 29 Kasım 2021. Buradan bir kez daha ilan ediyorum ülkemizi asırlardır bu cendereye hapsederek yerinde saydıranlar tarihi bu defa tekerrür ettiremeyecekler. Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak. 21 Aralık 2021 Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Şu anda da biz yavaş yavaş paramıza değer kazandırmaya gayreti içerisinde olacağız. Neyle? Faizi düşürmek suretiyle. 29 Ekim 2022 Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyeceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanlarla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. 17 Kasım 2021. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. 8 Ekim 2022. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye yüzyılı gibi vizyonu 3-5 kara borsacının hırsına teslim etmeyeceğiz. 21 Nisan 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki bazı açıklamalarını verdim. İlk grupta faiz enflasyon ilişkisi hakkındaki görüşlerini ve ikinci grupta da görevde olduğum sürece faiz görüşlerini ilettim. Şu anda sanırsınız Erdoğan ana muhalefet partisi lideri. Kendisinin faiz konusundaki bütün sözleri hükmünü yitirmiş gibi. Ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek var ve Merkez Bankası da faizleri yükseltiyor. Hatta geçmişte faizler inecek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bu kez faiz artışlarını fazilet diyerek savunuyor. Gelelim asıl meseleye. Son günlerde Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan hakkında sıkça haberler çıkıyor. Benim bu haberlerden anladığım şudur. Bu haberler muhalefetten gelmiyor. Bilakis iktidar içi mücadeleden geliyor ve kaynak olarak gösterilen yerlerde bir hedef saptırma ve yeni hedefler olarak ileri sürülüyor. Nitekim Mehmet Şimşek adının zikredilmesi de bunun ürünü olabilir. Sorun nerede? Neden yeni ekonomi yönetimi devrilmek isteniyor? Not, Gaya Erkan'ın çıkan haberlere cevabı yaşanılan durumu izah etmiyor ve iddiaların gerçekliğini daha da ileri taşıyor. Sorun nerede? Erdoğan'ın faiz konusunda bir ikilem yaşayacağı eski açıklamalarından malumdur. Bakın faizler artırılıyor ama ilaçtan istenen sonuç henüz ortaya çıkmadı. Hatta ilacın yan etkileri daha sert ortaya çıkıyor. Bir, mesela grafikte görüldüğü gibi faiz artışı ve kemer sıkma politikasıyla asıl amaçlanan döviz dengesinde neredeyse hiç iyileşme yok. Temmuz ayında yıllık 41.1 milyar dolar olan tüketim malı ithalatı Aralık ayında 47.66 milyar dolara yükselmiş durumda. Yine Temmuz ayında 29.8 milyar dolar olan altın ve enerji hariç dış denge Aralık ayında 32.9 milyar dolara çıkmış durumda. 2. Mayıs ayında 19.7 lira olan dolar bugün 30 liranın üzerinde ve de enflasyon %44 seviyelerinden %64'lere çıkmış oldu. Ama işin yan etkisi tarafı var. Kemer sıktığımız bu dönemde özellikle son 2 ayda, Ekim ve Kasım'da Türkiye'de çalışan 224 bin kişi işini kaybetmiş durumda. Esnaftan ve şirketlerden müthiş şikayetler geliyor. Daha da önemlisi emekliler başta olmak üzere dar gelirliler epeyce rahatsız durumda. Bu yazdıklarım şikayetler kısmıdır ve şu anda mevcut ekonomi yönetimini devirmek isteyenler için çok önemli argümanlar oluşturmaktadır. Eğer yerel seçimlerde Cumhur İttifakı bir hezimet yaşarsa sorumlusu tek başına bu mevcut ekonomi yönetimi ilan edilecektir. Bence bunun yolu yapıldı ve her şey hazırlandı. Burada görülmeyen nedir? Ya da bu politika gerçekten başarısız mı? Hatırlarsanız Mayıs seçimlerinden önce defalarca yazdığım şeyleri tekrar edeceğim. Uygulanacak rasyonel politika iktidarda kim olursa olsun belliydi ama mevcut iktidarın güven gibi bir sorunu vardı. Bu güven sorununun ilk sırasında da Erdoğan gelmektedir. Yarın sabah kalktığında ne yapacağı belli olmayan bir Erdoğan faktörü veya riski zaten ülkemizin en büyük riskidir. Bu nedenle seçim öncesi diyorum ki uygulanacak olan politikada iktidar değişmezse bir süre çok uzun olacak, iki maliyet daha fazla olacak.'' Muhalefet iktidara gelseydi 4-6 ay sürecek kemer sıkma süreci iktidar değişmezse 1,5-2 yıl sürmek zorundadır ve de muhalefet iktidara gelirse 400-600 bin kişinin işini kaybetmesiyle bitecek olan bu politika iktidarın devamı halinde 3-4 milyon kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlanacaktır. Bunları seçim öncesi defalarca yazdım. Şimdi görüyoruz ki iktidar yeterli kemer sıkmayı yapamıyor ve dış dengeler henüz istenen sonucu vermiyor. Çünkü hastamız ağır bir grip geçirmiyor. Tersine ağır bir zatürre yaşıyoruz. Ve grip ilacıyla istenen bu iyileşme gerçekleşmeyeceği gibi zaman geçtikçe zatürre daha da ağırlaşacaktır. Bu kesindir. Bu ortamda mevcut rasyonel ekonomi yönetimine çekilen operasyon ülkenin geleceğinden ziyade kendi geleceklerini ve kendi iktidarlarını düşünenlerin hamlesidir. Hatta şunu da belirtelim, seçimleri kaybetme pahasına ülkemizi kurtarmak gerekirken ülkeyi düşünmeyenlerin gittikleri yolu nasıl tasvip edebiliriz? Ülkemizi bu zatürre hastalığına kimlerin soktuğuna bakarsanız işi çözersiniz.